Bu kitap gerçekten şahane. Daha önce Ömer Hayyam okumamıştım. Daha önce Rubai'yi de okumamıştım. Ama gerçekten çok sevdim. Yani günümün neredeyse tamamını alıntı yaparak geçirdiğim için yani kitabı iki defa okumuşum gibi bir şey oldu. Bir dörtlük okuyorum, arkasından alıntı yapıyorum. Alıntılarımı okumak isterseniz eğer beni kitaptan takip edebilirsiniz. Orada hani bu zamana kadar aktif değildim ama bundan sonra aktif olmaya çalışacağım. Yani kitabın neredeyse tamamını alıntı yaptım. Bayıldım. İyi ki Sabahattin Eyüboğlu çevirisinden okumuşum. Tabii ki orijinal dilinden okumak gibi olmaz ama yani sonuçta Farsça bilmiyorum ve çeviri okuyacağım. Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisi gerçekten güzeldi. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan okumayı tercih edebilirsiniz. Rubai dediğimiz şey zaten kadın ve şarap üzerine yapılan bir edebiyat. Ağdalı bir dili vardır normalde ama burada şarap ve kadın temasının yanında biraz da böyle bir ahlak sorgulaması, din sorgulaması sadece İslamiyet üzerine değil. Tüm dinler açısından hani kiliseye de atıfta bulunuyor. Sorgulayıcı yönü beni çok mutlu etti. Böyle bir şey okuyacağım aslında çok da beklemiyordum. Yani neden böyle bir fikre kapıldım bilmiyorum ama beğenmeyeceğimi düşünmüştüm. O yüzden gözümü de biraz büyütmüşüm. Ya bu kadar keyif alacağımı bilseydim ama Hayyam'la çok daha önce tanışırdım. Bilmiyorum, okuduğum kitap beni çok mutlu etti. Bitmek üzere, birkaç dörtlüğüm kaldı. Onları da bitirdikten sonra yeni kitaba başlarım. Muhtemelen bu kitap şey olacak. Fil'in Dehşet Verici Kısa Saltanatı okurum diye tahmin ediyorum. Onu seçmiştim kendime ikinci olarak da. Bu şekilde günün ilerleyen zamanlarında kitap okurum biraz daha. Sonrasında Amazon Prime'da gezerken şey gördüm. Güç Yüzükleri. O diziye başlamak istiyorum. Diziyi benden önce izlediyseniz, beğendiniz mi? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Diziyi izlemeden önce Yüzüklerin Efendisi'ni defalarca kez izledim. Onu tekrar izlememe gerek yok ama Hobbit'leri tekrar izleyeceğim. Ondan sonra başlayacağım diziye. Bu okuma maratonuna muhtemelen bir Hobbit de girer. Özledim. Onları da özledim. Güzel olacak, keyifli olacak. Bu şekilde. Dizi hakkında da, okuduysanız kitap hakkında da yorumlarınızı lütfen paylaşın benimle. Sürece siz de başladınız mı? Benimle birlikte okuyor musunuz? Neler okuyorsunuz? Yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ben okumaya devam edeyim o halde. Efendi Baggins, bence geride kalmayın.